hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum. Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şeyde bambaşka gelişebilir miydi? Evet. Bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. Derin bir huzurla her yerimi saran o harika altın an belki birkaç saniye sürmüştü. Ama mutluluk bana saatlerce, yıllarca gibi gelmişti. 26 Mayıs 1975 Pazartesi günü saat 3'e çeyrek kala civarında bir an. Sanki bizim suçtan, günahtan, cezadan ve pişmanlıktan kurtulduğumuz gibi dünyada yer çekimi ve zamanın kurallarından kurtulmuş gibiydi. Füsun'un sıcaktan ve sevişmekten ter içinde kalmış omzunu öpmüş, onu arkadan yavaşça sarmış, içine girmiş ve sol kulağını hafifçe ısırmıştım ki kulağına takılı küpe uzunca bir an sanki havada durdu ve sonra da kendiliğinden düştü. O kadar mutluyduk ki o gün şekline hiç dikkat etmediğim bu küpeyi sanki hiç fark etmedik ve öpüşmeye devam ettik. Dışarıda İstanbul'da bahar günlerine özgü o pırıl pırıl gök vardı. Sıcak, kış alışkanlıklarından kurtulamamış İstanbulluları sokaklarda terletiyordu. Ama binaların içleri, dükkanlar, ıhlamur ve kestane ağaçlarının altları hala serindi. Benzer bir serinliğin üzerinde mutlu çocuklar gibi her şeyi unutarak seviştiğimiz küf kokulu şiltenin içinden de geldiğini hissediyorduk. Açık balkon penceresinden deniz ve ıhlamur kokan bir bahar rüzgarı esti. Tül perdeleri kaldırıp ağır çekimle sırtlarımıza bıraktı ve çıplak vücutlarımızı ürpertti. İkinci kattaki dairenin arka odasından yattığımız yataktan arka bahçede Mayıs sıcağında hırsla küfürleşerek futbol oynayan çocukları gördük ve birbirlerine söyledikleri edepsiz şeyleri bizim kelimesi kelimesine yapmakta olduğumuzu fark edip sevişmemizin ortasında bir an durarak birbirimizin gözlerinin içine bakıp gülümsedik. Ama mutluluğumuz o kadar derin ve büyüktü ki hayatın arka bahçeden bize sunduğu şakayı, bu küpeyi unuttuğumuz gibi unuttuk hemen. Ertesi günkü buluşmamızda Füsun bana küpesinin tekinin kayıp olduğunu söyledi. Aslında o gittikten sonra ucunda adının baş harfi olan küpeyi mavi çarşaflının arasında görmüş, kenara kaldıracağıma tuhaf bir içgüdüyle kaybolmasın diye ceketimin cebine koymuştum. "Burada canım," dedim. Sandalyenin arkalığını asılı ceketimin sağ cebine elimi attım. "Aa, yok," dedim. Bir an bir felaketin, bir uğursuzun belirtisini hisseder gibi oldum. Ama sabah sıcağı fark edince başka bir ceket giydiğimi hemen hatırladım. "Öteki ceketimin cebinde kalmış," diyiverdim. "Lütfen yarın getir, unutma," dedi. Füsun gözlerini kocaman açarak, "Benim için çok önemi var." "Peki." Füsun, bir ay önceye kadar varlığını bile neredeyse unuttuğum 18 yaşındaki uzak ve yoksul akrabamdı. Bense 30 yaşındaydım ve bana herkesin çok yakıştırdığı Sibel'le nişanlanıp evlenmek üzereydim.